pide ustalarından evde yapabileceğiniz birbirinden lezzetli ve çeşitli pide tarifleri İyi Fikir Mutfağı'nda. Tolga Beyciğim, nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, merhabalar. Biz de daha iyi olacağız inşallah. Evet. Kokular geldi de geldi. Evet, hayatımızın bir parçası olan, evet, Doğan Hocam'ın dediği gibi Karadeniz havasından devam edeceğiz bugün. Evet. Trabzon'dan Rize'ye, Ordu, Zonguldak ve Samsun Bafra pidesiyle şenlendireceğiz sofralarımızı. Şahane, bütün hemşerilerimize selam olsun. Buyurun efendim, söz sizde. Evet, şimdi ilk önce pidemizin güzel yapılması için iyi bir hamura ihtiyacımız var. Evet. Daha önceden mayalamış olduğumuz hamuru dolabımızdan çıkartıyoruz. Niye bu hamuru dolaba koyuyoruz? Neden? Çünkü hamurumuzun iyi mayalanması için, mayamızın stabil kalması için belli bir derecede olması gerekiyor. İlk hangi pideyle başlıyoruz? Kıymalı pide yapacağım ilk önce. Kıymalı pide. Daha önce mayalamayı anlatacağım o yalnız. Buyurun efendim, buyurun. Çünkü mayalama çok önemli. Eğer iyi bir mayalama gerçekleştirirsek poğaçalarımız, böreklerimiz, pidelerimiz harika olur. Şimdi size iyi mayalanmış bir hamurdan örnek göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi, ekranlara şöyle dönelim. Evet ya, şu, iyi mayalanmış hamurun özelliği ne oluyor, evet, Tolga? Evet, gördüğünüz gibi böyle içerisinde kabarcıklar oluyor. Isı bunun içerisinden çok rahat bir şekilde geçiş yapabiliyor ve homojen bir şekilde her noktası pişiyor. Ay, insanla böyle şimdi böyle oyuncak hamurlarda biliyorsunuz çocuklarla sürekli oynuyoruz ya. Evet. Böyle oynayasım geldi bir an. Şimdi bununla biz ne yapacağız? Ne pidesi yapacağız? Şimdi bu hamurumuzu gösterdikten sonra, evet, kıymalı pide yapacağız kıymalı size. Kıymalı pide. Altta malzemeler yaparken var. Yaparken de bir taraftan yine hamurla ilgili bilgiler vereceğim. E tabi bunun da şimdi püf noktaları var. Pideyi yapıyoruz da yani her hamurda böyle olmuyor. İşte Tolga Kuru'dan, pide ustamızdan püf noktaları tek tek dinleyeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamurun elastik olması gerekiyor. Elastik olması gerekiyor. Evet, açılması için şu şekilde gösteriyorum. Elastik hamurumuzu açtık. Tabi açarken kolaylık sağlıyor. Aynı zamanda da iyi mayalandığı içinde sıcaklık hamurun her noktasına eşit bir şekilde yayılıyor ve iyi sonuç alıyoruz. Görünümü güzel oluyor, rengi güzel oluyor. Bafra pidesinin diğer pidelerden ayıran özelliği ne? Evet, şimdi bafra pidesi ince ve uzun oluyor. Hı. Kapalı oluyor. Kapalı olduğu için hamurun içerisindeki malzemenin tadı, soğanın tadı, kıymamızın tadı hamurun içerisine nüfus ediyor. Şimdi bu pidelerin hepsini evde yapabilecek mi izleyicilerimiz? Tabii, ben şimdi bunları ev tipi yapacağım bunu. Heh, normalde tamam. Bu odun ateşinde fırınlarımızda oluyor. Evde de bayanların bunu rahatlıkla yapabilmesi için bunu ev tipine uyarladık. Aynı lezzeti yakalayabilecek miyiz Tolga Bey? Yani %90-80 yakalayabiliyoruz aynı lezzeti. İyi, süper. Tabii ki odun ateşi daha farklı, meşe ağacının ayrı da lezzeti olmaz tabii ki. Çünkü onun kendine has bir aroması var, meşe odununun ve gürgen odununun. Hı hı. Bu ikisinin oluşturmuş olduğu ısı derecesiyle tabii daha lezzetli oluyor. Yurt dışında da yapıyorlar mı bizim pideleri? Şimdi tabii baklavayı bile aldılar ya, bizim baklavamız dedi Yunanistan. Yurt pideyi dışından de böyle çok sahiplenenler var mı? Tabii Amerika'dan, İngiltere'den, Çin'den. Ben bu İtalya'dan pide beklerdim ama. Tabii İtalyanlardan, bizim bir İtalyan turist gelmişti bir gün. Bafra pide 1 dedi, İtalyan pidesi 0. Bizim pideyi daha çok beğendi. Her uçakla geldiğinde bafra pidesinin tadına bakıyor. Şimdi ben size kıymalı pide yapacağım. Evet, buyurun. Şimdi bu kıymanın özelliği, 1 kilo kıymayı kavuruyoruz. Evet. Ve bunu, yağını aldıktan sonra 650 gramı düşüyor bu. 650 gramı. Yani bunun 350 gramını biz ayırıyoruz. Bafra pidesinin en önemli özelliklerden bir tanesi budur. Yani kıymada yağ olmadığı için hafif oluyor, mideyi yormuyor. Hmm. Kırmızı soğanda da içerisindeki vitaminler hem besleyici,
Bu beyaz soğan kullanırsak, çünkü bu beyaz soğanda suyunu saldığı için vitamini gidiyor. Bunun özelliği, kırmızı soğanla birlikte bu soğan fırında ölüyor ve ikisi birleşince çok güzel bir karışım oluyor. Böyle kapatıyorum kıymalı pidemi. Çatlamıyor, açılmıyor değil mi bunlar hiç? Tabii bu hayatımızı bu işe verdik. Kadıköy Kızı Toprak'ta doğdum ben. Hayatım bu işin içinde geçti. Bu işe kendimi adadım. Bu işi çok seviyorum. Buradan da babam... Zaten her şeyi sevmekle başlıyor. Tabii yani babam... hakikaten sevmeseniz bu kadar da güzel, lezzetli pideler yapamazsınız. Daha evvel Tolga Bey'i biliyorsunuz, konuk ettik biz birçok kez. Gerçekten evet. Yani öyle böyle değil. Güzel yapıyor yani. İşini aşkla yapmak. Tabii babam Coşkun Kuru'dan ben bu işi öğrendim. Onu da rahmetle anıyorum. Baba mesle. Siz de mesela biraz evvel 9 yaşında bir çocuğumuz böceklere ilgisi varmış. Sizin de böyle oyun hamurlarıyla çok iç içe dış dışa böyle bir hayat mı yaşadınız? Ne yaptınız acaba siz de? Vallahi var mı geçmişe dayanışı? Ben şimdi hayatım Bafra Pide'de geçti. Ha, yani oradan hocam. 4 yaşımdan beri restoranın içerisinde her aşamasında bulundum. Baba mesleği. Tabii baba mesleği. Annemin de ellerini öpüyorum. Hayırlı kandiller diliyorum bu arada. Biz de herkese. Annemize hayırlı kandiller dilerim. Hocam kahve içer misiniz bu arada? Sade. Şimdi gördüğünüz gibi. Evet. Sade. Orta olursa çok orta. Sevindim. Bir sade bir orta kahve alabilir miyiz? Teşekkür ederiz. Ay ne güzel. Böyle kıymalı pideyi gördüğünüz gibi. Ay ne güzel. 1 metre boyunda uzatıyoruz. Aynı şekilde bunu da. Bu tabii esnek olduğu için kopmuyor. O demin gösterdim, mayalamadan kaynaklanıyor bu olay. Yani mayalamak ne kadar önemli değil mi? Normalde şimdi bu kadar tabii güzel mayalanmasa bu esnaf yani böyle. Yani güzel bir poğaça börek yapacaksak mesela, akşamdan hamurumuzu hazırlayacağız. Dolabımıza koyacağız. Sabahleyin malzemelerle beraber kıyması, peyniri, ıspanağını hazırladığımız malzemeyi sabahleyin içerisine koyarak ya güzel bir poğaça yapabiliriz, börek yapabiliriz. Ama mayalamayı iyi yapamazsak mesela acil bir durumda, bu tabii güzel ürün alamazsınız. Yani aceleye geldiği zaman bu hamur işi... Buzluğa koysa? Güzel çıkmaz. Bir yarım saat buzlukta kalsa olmuyor mu? İşte olmuyor. Mayalamada belli bir ısı derecesi olması gerekiyor. Tabii tabii. Belli bir beklemesi gerekiyor esnekliğini alması için. Şimdi bunları görmüş olduğunuz fırın tepsilerine göre uyarlıyoruz. Keseceğim şimdi ben bunu. Bir metre boyunda uzattığımız pideyi... Evet, nasıl keseceğiz? Bıçakla ev tipini uyarlıyoruz. Evdeki hanımlarımız bunu tepsiye göre ayarlıyorlar. Ay lütfen sadece hanımlarımız deme, şimdi erkekler bozulur, onlar tabii da... Tabii son zamanlarda bu... Eşlerine şimdi sürpriz yapmak isteyen birçok erkek izleyicimiz var eminim. Tabii gıda programları son zamanlarda bayağı yaygın, erkekler de seyrediyormuş bu programları. Gerçekten öyle. Evet. Erkekler de yapabilir tabii ki. Nasıl kestik şimdi onu? Normal. Şimdi bunu kestik. Üç parçaya mı? Üç parçaya böldüm ben bunu. Biraz şimdi tereyağı süreceğim. Şuradan şeyimiz olmalı. Şöyle. Ay şu pideleri de yani bakmadan duramıyorum. Tepsinin altını biraz yağlıyoruz ki yapışmasın diye. Şöyle koyalım. Şimdi bu Bafra pidesi mi? Evet, gördüğünüz gibi o bitmiş hali. İşte birim çok ucundan... azıcık böyle ucundan koparsam. Ama bir yer biri bakar kıyamet ondan kopar diye bir söz var biliyorsunuz. Ondan dolayı ben bir servise Arzu gel yardımıma Arzu. Pideler orada olurken biz de bir ekibimize hayırlı kandiller dileyerek birer pide verelim. Birer pide buyurun de... Buyurun efendim, buyurun. Vallahi. Hocam ister misiniz hocam? Bir tadına bakalım. Afet Hanım. Sevgili seyircilerimiz biliyorsunuz ben her zaman söylüyorum, ben sizin için deniyorum. Kendim için asla. Yani şimdi ben deneyeceğim ki güzel diyeceğim, siz de evde daha istekli yapacaksınız değil mi ustam? Tabii tabii. Evet. Yani her şey sevildikçe güzel olur. Her şey İstediğiniz seyircilerimiz için. Zaman en güzel sonuçları alırsınız. Şimdi kameramanlarımıza vereceğiz. Daha da istekli çalışacaklar. Şunlardan şöyle... Kıymalı, kesek, peynirli, kavurmalı, pastırmalı, patlıcanlı. Ya hamuru çok güzel Tolga Bey ya. Çok karışık, lezzetli. Evet.
Yani hamurun tabii dinlenmesi, odun ateşinde pişmesinden dolayı bu lezzet gerçekleşiyor. Ben şimdi bu görmüş olduğunuz tepsi boyunda kestiğim pideleri az sonra fırına vereceğim. Yaklaşık 8-9 dakika bu fırında pişecek. 8-9 dakika mı? Evet. Ne kadar kısa? Sadece bunun aslında mayalanması sürüyor. Tabii mayalanmasını bir gün önceden yaparsanız iyi sonuç alırsınız. Evet. Fırının da şöyle bir özelliği var. Fırını 250 dereceye önceden getirmeniz gerekiyor. Ne yapayım? Fırın yarım saat, bir saat iyice ısınacak. Fırının her noktası belli bir ısıya geldikten sonra... Evet. Yapmış olduğumuz pideleri fırına vereceğiz. 250 derece sıcaklıkta bu 8-9 dakika pişecek. Yakıştı mı elime bak? Direkt servise geçip. Hocam bugün kandil. Aslında normalde ekibimiz program sonunu bekliyor. Ama dayanamadık. Biz size sıcak ikram edeceğiz. Afetciğim. Hemen geçeyim ben bir. Hayırlı kandiller. Ne güzel kameranın önünden de geçtim. Hayırlı kandiller efendim. Buyurun. Pastırmalı. Şey de var, turşu da var. Pidenin yanında çok güzel gidiyor. Evet, pideyle uyum sağlıyor. Özellikle kavurmalı pideyle turşu çok uyum sağlıyor. Ay evet. Denemenizi tavsiye ederim. Buyurun efendim. Efendim tereyağlarımız Trabzon'dan, Bafra'dan. Peynirlerimiz. Sevgiler, hayırlı kandiller. Buyurun. Giresun'dan, Sürmene'den. Kavurmalarımız Kayseri'den. Karanlıktayım şu an, çekemiyorlar. Turşularımız Ankara Çubuk'tan. Stüdyo şefimiz bir dakika karanlıkta kalıyormuş, çekemiyormuşuz. Buyurun. Bursa'dan da teşekkür ederim. Turşumuz var. Çekilme, al. Çekilmem, merak etme. Al. Turşu. Teşekkür ederim. Türkiye'nin her noktasından kavurmalar, pastırmalar, sucuklar, turşular, biberler, yumurtalar en güzeli neredeyse onu buluyoruz. Ama bir şey söyleyeceğim Tolga Bey, yani şu an ekip faciasına yol açıyorsunuz. Evet. Reji de istiyor. Olsun, şimdi ben rejiye nasıl bunu yani şöyle verebileceğim? Şöyle versem olur mu? Rejideki bütün ses, ışık, herkes şu an. Vallahi pidelerde şu an herhalde şu aslında artış demeyelim, evde yapacaklar daha çok şimdi izleyicilerim. Yine sen karşıma çıktın ama. Teşekkür ederim. Nereye gitsem stüdyo şefim yolumu kesiyor. Evet. Yapımcımıza da ben. Yapımcımıza da geliyorum. Ayla Hanımcığım. Buyurun efendim. Vallahi. Ekibi besleyelim ki daha güzel çeksinler, size daha güzel görüntüler. Evet. Aylacığım. Turşu da alabilirsin. Başka? Diğer ekip arkadaşlarımız arkada. Ay ağırmış. Ay ama şimdi. Hocam sıcak da yersiniz de bir tadımlık. Çok teşekkür ederim. Satışları %100 arttırdınız. Değil mi? Evet. Emin olun. Evet. Şimdi evde bak herkes hamuru mayalamaya başladı. Teşekkürler yüzümüzle. Buyurun efendim. Evet, kas hamurlarımızı şimdiden mayalayalım, yarın hazırlığımızı yapalım. Evet, aynen. Şimdiden mayalayın hanımlar, beyler. Evet, misafirler sürpriz sonuçlarla karşılaşmasın. Kaynanalar. Aslında en güzel ana öğün gerçekten alacaksınız. Elinize sağlık. Bir de efendim, ayran yanına. Mis. Sağ olun. Şimdi peynirli pide yapayım mı? Hadi yapalım. Şimdi bu peynirin özelliği Türkiye'mizin 3-4 yöresinden gelen, Trabzon'dan, Bafra'dan, Edirne'den ve Afyon'dan gelen 4 peynirle oluşuyor. Eğer başka bölgenin insanıysanız bunu işte Antep peyniri, Urfa peyniri kendi isteklerinize göre hazırlayabilirsiniz efendim. Her peynir olur mu? Bizim Bafra usulünde 40 yıllık tabi baba şeyi tecrübesi. Her pide olmuyor. Ay her bunu biz bu şekilde yapıyoruz ama dediğim gibi yani insanların çünkü kültürler farklıdır efendim. Hı-hı. Trabzonlu hamuru daha kalın ister. İşte İzmirli daha ince ister. İzmir Ege bölgesinde biraz daha yeşillikleri kullanıyorlar. Herkesin farklı kültürü vardır. O yüzden şu pide iyidir, şu pide kötüdür diyemeyiz. Küçüklüğünde insanlar hangi pideyi sevdiyse, hangi kokuları aldıysa, aromaları aldıysa onu ileride arıyorlar ve o mekanı bulduğu zaman vazgeçmiyorlar. Yine küçüklüğe döndük bak. Tabii. Bu arada yani Doğan Hocam öyle gerçekten fanatiklerim var ki yani size eğer pide vermeseydim beni topa tutacaklardı. Hemen demişler Ece Hanım lütfen hocamıza pide ikram eder misiniz diye izleyicilerimiz mesaj atmış. Yani hocam başka bir emriniz varsa lütfen kahve, başka çok su. Çok teşekkür ederim. Memnun edelim. Tamam. Gayet güzel, sağ olun. Evet. Şimdi peynirli pideyi yapıyoruz. Kaç peynir vardı, kaç çeşit vardı? Şimdi bunda 4 peynir var. 4 peynir. Trabzon, Bafra, Afyon, Edirne.
Ay şimdi hanımlar evde pide yapacaklar. Bu şimdi pideyi bu, yapmak istiyorlar. Nereden tabii, bulacaklar o peynirleri? Bu peynirlerin şöyle bir özelliği var. Her birinin bir görevi var. Bir tanesi tuzunu ayarlıyor. Bir tanesi aromasını ayarlıyor. Peynirlerin. Bir tanesi peyniri tutuyor. Çok fazla taşmamasını sağlıyor. Hepsinin değişik özellikleri var gördüğünüz gibi. Bakın. Vallahi Tolga Usta da şov yapıyor pideyle, ay hamurla görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi esnek. Hiçbir bayağı şekilde kopmaz. İşte güzel mayalanmış. Bu da unun güzelliği. Unumuz da kepekli undur. Mideyi rahatsız etmiyor. Kepekli un bir de. Tabii kepekli un. Şahanesiniz. Kızılırmak deltasıyla Konya Ova unu bu. Konya yöresi, Konya Ovası'nın unu. Bu unlar esnekliği ve randımanı iyi olan unlar. Bu evet, hamurdaki nem oranları falan da önemli, randımanı önemli. Bunlar tabii 40 yıllık tecrübe. Tabii. Peynirli de aynı şekilde kesiyorum. Gördüğünüz gibi şu tepsi boyunda yaklaşık 35 santim, 30 santim bu şekilde geçiriyoruz efendim. Tepsimizi aynı şekilde koyacağız. Şimdi malzemelerde yağ oranı düşüktür bafra pidesinde. Bu yüzden daha hafiftir. Diyetisyenler de tavsiye ve eder kesinlikle. Ve tüm pideciler arasında geçen programda diyetisyenimiz en sağlıklı pide bu pide demişti. Doğru. Şimdi bugün ne yersek yiyelim, yani İskender yesek tereyağı altında sosu, köfte yesek aynı şekilde eti pideye evet, bandırıyorlar. Bu yine yağ oranı düşük ve kepekli olduğu için güzel, daha hafif. Peki bunu şimdi ne yapacağız? Bunu da fırına vereceğiz. Bunu da aynı şekilde vereceğim. Bunu fırına vereceğiz. Sonra da bir tane daha yapalım o zaman hemen. Sonra da pastırmalı, kavurmalı, sucuklu hepsinden yapacağız. Tamam. Pastırmalı, kavurmalı, sucuklu. Hepsi bir arada mı, ayrı ayrı mı? Beraber de yapabiliriz. Karışık isteyenler karışık. Son pidemiz olsun, bir arada yapalım hepsini. Tamam. Gösterelim sevgili seyircilerimize. Evet. Bir de 8-9 dakikada pişmesi çok güzel. Tabii, pratik. Pratik. Ön hazırlığı var tabii bunun. Önce hazırlık yapılması gerekiyor. Mayası işte. Malzemesi, mayası. Malzemesi, mayası. İşte peynirin hazırlanması sürebiliyor. Güzel aslında, tam öğle yemeği değil mi? Çayla beraber, hocam, beş çayında, mıcık, öğlen yemeğinde. Saat de şimdi 10:30. Öğle yemeğini ama mayalamanız lazım. Siz yarın öğle yemeğini yapın. Biz sizin adınıza bunu tadalım. Saatler 10:27. Bu arada sevgili seyircilerimiz, az sonra Doğan Cüceloğlu ve Afet Gülen Biberci ile sohbetimiz devam edecek. Siz aramaya devam edebilirsiniz bize orada. 0212 259 70 90 91 telefon numaralarımız. Ama şimdi ustamız son pidelerini yapıyor. Bakalım arada püf noktalar da veriyor. Dikkatli dinliyoruz. Evet, yuvarlak pidelerimizi yapıyoruz. Şimdi bafra usulü yuvarlak pide kayı şeklinde yapılmakta şu anda bafrada. O evet, yüzden bu yöreselliği ve gelenekselliğin bozulmaması gerekiyor. Böyle bir bilgi vereyim. Çünkü eğer özümüzü kaybedersek, hı-hı, kültürümüzü de kaybederiz. Dolayısıyla bu yuvarlak bir şekilde yapılıyor bafrada ve sürmenede. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki kıymayı kavurup yağını süzdüğünü söyledi. Sonra soğanı mor soğan mı, nasıl kavrulmuş mu onu sormak istiyorum demiş. Efendim ne yapıyoruz? Kıymamızı karıştırıyoruz, soğutuyoruz kavurduktan sonra. Yaklaşık %35... ferese olacaktır bunun efendim. Bu hazmamızı kolaylaştırıyor, hafif olmasını sağlıyor. Hı, tamam. Ve çiğden koyuyoruz soğanı da. Soğanı çiğden koyuyoruz. Termeli ve çarşambalılar soğanı beraber karıştırırlar. Hı-hı. Bafralılar çiğden koyarlar. Çiğden koyuyorlar. Tabii bafralılar. O da işte dediğim gibi bu pidenin sevilmesini sağlıyor. Gördüğünüz gibi şimdi hamurumuzun inceliğine bakıyoruz. Vallahi Tolga Bey şov yapıyorsunuz ya. Evet. Hamura bak, ne güzel. Gördüğünüz gibi incecik bir hamurumuz oldu. Bir de ben yapayım mı? Tabii. Yapayım mı? Vazgeçtim şimdi. Süremiz olsa yaparım da şimdi onu tekrar usta yırtıldıktan sonra nasıl yapacak? Evet, ben şimdi açtım size, hazırladım. Yapacak mıyım? Tabii.
Gerçekten mi? Her şeyden önce en önemli şey cesarettir hayatta. Evet. Hocam, cesaretli olduğunuz zaman her şeyi başarırsınız. Bu hayatta başarının sırrı cesaret. Kendime güvenim var. Kendime güvenim var da bakayım nasıl olacak. Dur bir sen de göreyim usta. Döndürerek. Döndürerek Ece Hanım şöyle. Ha. Sen de en uzun şeyi yaptın ustam ya. Nasıl yapacağım? Hocam ama her şeyin başına güven geliyor. Tabii. Bismillahirrahmanirrahim. Harikasınız. Döndürerek. Aa, oldu. Harikasınız. Aa, yaptım hocam. Harikasınız. Bir kere daha. Bir kere daha. Döndürerek. Döndürerek hafiften yavaşça döndürerek. Hop. Teşekkür ederim. Bak. Harikaydı. Oldu biraz. Yamulda mı olsun? Ece Hanım teşekkür ederim. Ay elimdeydi. Bu arada doğum gününüzü de kutluyorum. Ay çok teşekkürler. Efendim iyi ki yarın, varsınız. Yarın 22 yaşıma giriyorum. Evet, ekranların çok... en sempatik, en değerli. Sağ olun. Ay çok teşekkür ederim. Sunucusu Ece Erken'e. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok kibarsınız efendim. Evet, sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi yuvarlak dışı buna devam ediyoruz. Bunu tepsiye koyacağız. Evet. Zamanımızı güzel kullanalım. Seyircilerimize güzel bilgiler verelim. Hamuru bir gün buzdolabında mı mayalayacağız diye bir soru gelmiş evet, hemen. Evet, bir gün bekletirse çok güzel bir hamur elde eder. Bir gün bekletiyoruz. Çok doğru efendim. Tepsiyi güzel. Tepsiyi alıyoruz. Sebebi bunun yapışmaması için. Gördüğünüz gibi. Tereyağı da. Tereyağı. Tabii Canan Hocam da Karatay Hocam tereyağını faydalı olduğunu söylemişti. Bu marketlerde beklemiş sıvı yağlar yerine tereyağı ve soğuk sıkma zeytinyağını tercih edeceğiz. Peki. Üzerine de sürüyoruz. Tabii kurumamız için biraz tereyağı atıyoruz. Bunu tamam. Fırına veriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi efendim bunu ilk önce bir miktar pişireceğiz. Neden? 100 liraya 150 liraya aldığımız pastırmalar, kavurmalar sıcaklıktan uçup gitmesin diye. Yani onun lezzetini almamız için önce hamuru pişirmemiz lazım. Bak bu da bir püf noktası hocam. Koyalım. Tabii. Evet doğru. Çok önemli bir nokta. Evet. Ustadan püf noktalar alıyoruz. Bu da önemli şimdi. Önceden diyor fırına verin diyor. Tereyağını altına üstüne sürüp ki lezzet diyor havaya uçmasın diyor koyduktan sonra pastırmayı. Şimdi bu arada diğer pidemiz hazır. İlk koyduğumuz pidemiz hazır. Evet. Bunu çıkartalım. Bitti bile diğer pide. Tabii tabii. Şu yanmayan şeyden alalım. Güzel. Bu kadar pratik. Eğitimde bunca yıl yol kat etmiş, onlarca kitabı olan bir insan ancak bu denli mütevazi ve geniş gönlü geniş olabilir. Bir kitap yazıp ukalalığından burnu kaftığında onca yazarcık varken memlekette kitaplarını okumayarak çok şey kaybettiğimi fark ettim. Ellerinizden öperim Doğan Cüceloğlu hocam. Ne kadar okuyamadıysam hocam özür dilerim. Vallahi çok böyle mesajlar geliyor. İletmek istedim bir tanesini hemen. 15 yaşında tanıştım hocamın İnsan İnsana kitabıyla. Tüm kitaplarını okudum. Şu an öğretmenim ve anneyim. Sevgilerimi iletir misiniz lütfen ay, Hülya? Ne kadar güzel. Hem öğretmen hem anne. Aynen hocam. Sizden de feyiz almış bir anne. Çok güzel. Evet. Pidelerimiz çıktı efendim. 8 dakikada hazırladık. Görmüş güzel. Olduğunuz gibi. 8 dakikada bitti yani. Evet şimdi bunları ne yapıyoruz? Kesiyoruz efendim. Kesiyoruz. Ben de bir tadına bakıyorum. Getir bakayım. Getir. Bakayım bir nasıl olmuş. Sonra konuşuruz. Bir de yağla, şey tereyağlı bir şekilde tabii. Mi? Hani kesiyoruz tamam. Gördüğünüz gibi mis gibi şu anda tereyağı kokuları burnuma geliyor adeta. Bütün ekibe sen soğuk pideyi yedir. Hemen Ece Hanım'a. Sonucu efendim, Ece taze Hanım'a hemen taze. Bir parça. Ben izleyicimiz için deniyorum şimdi evde yapacaklar. Evet. Belki kötü oldu. Hocam ister misiniz? Sıcak çıktı. Bizi unutma. Evet lütfen siz hocamıza evet. Doğan ikram Hocam ederken. O da sıcak sıcak evet. Efendim takdim ediyorum pidelerimizden. Efendim şeref verdiniz, onur verdiniz. Sıcak sıcak. Sizinle birlikte aynı ortamda nefes almak bizim için büyük bir onur. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağ olun. Ne kadar keyifle yaptınız. Biz de çok keyifle izledik. Teşekkür ederiz. Tanıştığım için çok memnunum. Hoş geldiniz hocam tekrar. Sağ olun. Saygılar sunuyorum. Evet hocamızı da yedirdikten sonra. Evet şu pideleri de bir tanısana bize ustam. Kıymalı Bafra pidesi, ıspanaklı kabaklı pide, şimdi Bafra usulü peynirli pide. Şimdi yazın biliyorsunuz bikini rejimleri başladı. Bayanlar evet. Ne yapıyorlar? Hemen beden küçültmeye çalışıyorlar.
ne yapıyorlar? O zaman Bafra pidelerini tercih ediyorlar. Ispanaklı, kabaklı, patlıcanlı, mantarlı gibi sebzeli çeşitlerimiz de var. Ben size şimdi bir ıspanaklı pide yapayım. Kabaklısını yapabiliriz efendim, bunun patlıcanlısını yapabiliriz. Yani sebzeli çeşitler yazın revaçta, kışın et yiyoruz Türk toplumu olarak. Hı hı. Yazın sebze yiyoruz. Peynir sevenler Trabzon tel peyniri, işte istedikleri peynirlerden tercih ediyorlar. Şimdi biraz sonra ıspanaklı pide de yapacağım. Nasıl yapacağız, o kadar vaktimiz yok. İçerideki o zaman pişirdiğimiz pideye ıspanak koyarız. Tamam. Elimizde de ben hazır, daha önceden hazırlamış olduğum pidelerden getirdim. Mutlaka yapın evde. Vaktimiz olmadığı için hemen. Evet. Şimdi ıspanaklının malzemesini de hazırlayacağım. Tamam. Bir tane de karışık yapalım. Yapalım. İkisini bir arada çıkartalım. Evet. Şu şekilde. Karışığı hemen yapalım ustam. Tabii. Hemen. Çok hemen fazla yapıyoruz. Telefon var vallahi, topa tutarlar hemen beni. Hemen yapıyoruz efendim. Ispanaklıyla başlıyorum efendim. Evet efendim, buyurun efendim. Evet, şöyle yaklaşık iki kaşık ıspanağı pideye yaydırıyoruz. Pide 180 gramdır. Bu piştiği zaman 110 grama düşüyor. Gördüğünüz gibi ıspanağımızı yaydık. Hafif bir yaz pidesi efendim. Evet. Biraz da kaşar ilave edelim, tatlandırsın. Şöyle az bir şey. Ay, ıspanakla kaşar güzel olur. Kalorisi düşük size bir pide, yaz pidesi. Size diyetisyen gibi olmuşsunuz vallahi. Evet, çünkü ustam, müşterilerimiz beyaz yaka. Ona da dikkat ediyorum olduğu diyor. İçin tabii. Evet. Tabii Türkiye'nin her noktasını dolaşıyorum. 23 Mayıs'ta Trabzon'a gideceğim. Antep, Adana, oradaki kültürleri de öğreniyoruz. Dolayısıyla bunun bana tabii faydası oluyor. İnsanların zevklerine göre de hitap edebiliyoruz. Tercihlerini oradan şey yapıyorum. Evet. Peki bu şimdi piş... Ne oldu? Tereyağı şimdi, üzerine duruyor. Bunu ne yaptık? Bayağı. Gördüğünüz gibi biraz pişirdik. Evet, pişirdik. Pişirdik, şimdi malzeme yanmayacak. Tereyağını da hemen yayıyoruz üstüne. Neden tereyağını yayıyoruz? Homojen bir şekilde, her tarafına eşit bir şekilde tereyağı yayılsın diye efendim, gördüğünüz gibi. Sevgi Nurtanem diyor ki, kalmıyor. Hamuru yoğurup mu yoksa mayaladıktan sonra mı, mayalandıktan sonra mı buzdolabına koyacağız diyor. Hamurumuzu suyla karıştırıyoruz. Tuz ve mayasını da önceden ayarlıyoruz. Sonra yoğuruyoruz. Yoğurduktan sonra efendim bekletiyoruz. Bir saat kendine gelsin, bir yarım saat, bir saat. Ondan sonra buzdolabına koyuyoruz. Hemen tamam. Koyarsak mayalamada bir sefer hata olur. Şimdi bunu fırına verin. Ben artık gidiyorum. Evet. Doğan Hocam'la Afet Hanım'ın yanına. Hemen sohbetimize devam edelim. Tamam. Finalde de göreceğiz. Tamamdır. Nasıl teşekkür olduğunu. Ederim. Ustam kolay görüşürüz. Gelsin, saygılar. Geldim. Afiyet olsun. Benim tabii her yerim un oldu. Hocam, ben hiç vakit kaybetmeden telefon almak istiyorum izninizle. Çok fazla telefon varmış. Alalım. Hoş geldiniz diyelim. Hayırlı kandiller dileyelim efendim. Buyurun. Teşekkürler, hayırlı kandiller. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Dinliyoruz sizi. Benim Doğan Hocama bir sorum olacaktı. Ben 21 yıllık evliyim. 20 yaşında üniversite 2. sınıf öğrencisi oğlum var. Şimdi yani çok heyecanlıyım, kusura bakmayın. Estağfurullah. Oğlumla karşı karşıya geldiğimiz sorunumuzu anlatmak istiyorum. Eşim çalışıyor ama evin maddi manevi giderini ben ilgileniyorum eşimin yoğunluğundan dolayı. Eşim oğlum üniversite öğrencisi, şu an kendinin araba ihtiyacı olduğunu söyledi. Yani son çakıştığımız noktayı anlatıyorum size. Araba istiyorum dedi. Eşim de tamam alacağız dedi. Ama ben bunun maddi ya da manevi olarak şu an imkansız olduğunu söyledim. Eşim çocuklarıma karşı her şeyi onların hak ettiğini düşünerek her şeyi evet diyor. Ben de yani maddi manevi bütün imkanlar benim elimde olduğu için, ben çekip çevirdiğim için hayır dediğimde özellikle oğlumla karşı karşıya geliyorum. Kötü ben oluyorum diyorsunuz. Evet, bu yani son tartışmamız işte araba olmayacak. Ben şu an olmaz öyle bir şey dedim. Ve senin yüzünü dahi görmek istemiyorum dedi. Çekti kapıyı gitti. Yani evet. Doğan Hocam'dan bir fikir istiyorum. Bilmiyorum ne yapmam gerekiyor. Evet. Çok ailede var aslında hocam bu sorun. Baba evet evet diyor. Anne hayır deyince anne kötü oluyor veya tersi olabiliyor. Evet. Önce teşekkürler telefon ettiğiniz için. Gerçekten önemli bir konu.
Bunun biraz geçmişine gitmek lazım. Ve ben bu okuduğunuz kitapta ısrarla bunun üzerinde duruyorum. Aile toplantıları küçükken itibaren başlamadı. Önemli olan burada çocuğun araba satın alıp almaması meselesi diye. Önemli olan burada çocuğun sınırlar ve sorumluluk bilincine erişmesi. Şimdi baba arabayı alıyor veya anne arabayı alıyor. Birisi hayır diyor, birisi evet diyor. O sadece bundan otlanan birisi haline düşüyor. Halbuki bu arabayı alıp almama meselesi ailenin tüm değerleri içerisinde süreçlenmesi gereken bizim bir sorunumuz olması lazım. Biz. Küçükten itibaren çocuklara haftalık harçlık verilmesi lazım. Ve bu harçlığı normal sınırlar içinde kendisi harcayabilir, hiç soru sorulmaz. Ve çocuğun mutlaka evin işlerine katılması lazım. 3 yaşından itibaren. 3 yaşından itibaren? 3 yaşından itibaren. Mesela hocam? Mesela alacak peçeteyi götürecek, bırakacak. Çatalı oraya bırakacak. Tabağa. Yaş ilerledikçe çöpü toplayacak. Şu hocam ben şimdi çalıştırıyorum çocuğu. Su getir bana diyorum, gidiyor getiriyor. Lütfen çocuk diyor musun? Lütfen diyorsun tabii sonra lütfen değil mi? Tabii lütfen diyorum. Su getir bana diyorum. Hocam o kadar zevk alıyor ki anlatamıyorum size. Onun verdiği mesaj ne biliyor musun? Sen yapabilecek birisin, ben sana güveniyorum diyor. Dünyanın en büyük hediyesi. Dünyanın en büyük hediyesi. Doğru şimdi çocuklar böylelikle ailenin bir bütün olduğunu, bir ekip olduğunu, herkesin sorumluluğu olduğunu anlamaya başlıyorlar. Evet. Bu ailenin bir amacı var. Nedir o? Herkesin yaşamla en iyi şekilde dans edebilmesini öğretmek. Onun için anne baba yaşamla dans ederken çocuklar da onun bir parçası olmaya başlıyor. Ve böylelikle çocuk bütçe, para yönetimi, zaman yönetimi, sorumluluk, yardımlaşma, biz bilinci, sorunlar çıktığı zaman konuşma, tartışma, çözüm öğrenmeye başlıyor. Aile toplantıları çok önemli. Demokratik bir toplumun yapı, temel taşı yani aile toplantıları. Şimdi böyle bir geçmiş hissetmiyorum ben bu telefonda. Ve o nedenle birisi bonkör, öbürü cimri gibi bir algılama oluyor. Çok yazık, acı bir şey. Hemen benim geliştiren anne baba kitabını ikisi de okusun. Ve oradaki iki tane kavram var. Bir, sohbet içinde olmak. İki, ilişkide 6 tanıklık boyutunu yaşatmak. Onu kısaca söylemek istiyorum. Devam edeceğiz hocam. Bekleteceğim izleyicileri ve sizi de. Kısa bir reklam aramız var. Ondan sonra hocam kaldığı yerden devam edecek. Sağ olun hocam. Hocam ya biz sevgili seyircilerimiz kıskanacaksınız ama söylemek zorundayım. Reklam arası hiç durmadık. Hocamı dinledik. Ve yani anlattığı ya bir cümleden bile alacağımız o kadar çok şey var ki. Ama kıskanmak yok. Bir daha çünkü gelecek hocam. Değil mi hocam? Bekliyoruz. Evet. 26 Mayıs'a kadar mutlaka. Hocam en son izleyicimizin telefonunda yarım kalmıştı anlatacaklarınız. Onunla devam edelim isterseniz. Evet. İki kavram üzerinde çok duruyordum. Yani ailede anne çocuk arasında, baba çocuk arasında, karı koca arasında şu iki kavram çok önemli. Bir, sohbet içinde miyiz? Nasihat içinde değil. Sohbet içinde miyiz? Sohbet içinde olmak demek, dinlemenin birinci planda olduğu bir ilişki demektir. Böylelikle bu durumda oğlumun neyi, niçin söylediğini anlayacak şekilde dinliyor muyum? Onun gözüyle görüyor muyum? Empati içinde miyim? Hak vermem. Ama anlarım, derim. Böyle bir derdi var galiba. Bu araba hadisesiyle birini etkilemek istiyor. O zaman sohbete girelim. Derim ki, evladım, arabanla etkileyeceğin kişi olur. Varoluşunla etkileyeceğin kişi olur. Ve sen gerçekten hayatında yolculuğunu yaparken çok dikkat etmen lazım. Arabanla etkileyeceğin kişiyle yolculuğu farklı türden bir derinliği ve tadı olur. Ama senin varoluşunla etkileyeceğin kişinin farklı türden bir tanıklığı ve
tadı olur. Bu arada seyircilerimize de hatırlatalım. 21 yaşındaki genç bir delikanlı araba istiyordu. Annenin maddi gücü her şeyi yetiyordu ama arabayı alabilecek kadar yok. Baba alabiliriz diyor, anne alamayız diyor. Evet. Genellikle de eve parayı anne harcıyormuş. Evet. Bunu da söylemiş olalım. Soru arabanın alınıp almaması meselesi değil. Soru hayırlı olan ne? Program bitti hocam. Moralim bozuldu. Yani normalde de tabii ki yine keyifli bitiriyoruz ama gerçekten yarım kaldı gibi hissediyorum. Hocam mutlaka tekrar bekliyoruz. Sağ olun hocam. İyi ki geldiniz. Şerefler verdiniz. Çok çok mutlu olduk. Afetçim çok teşekkür çok ediyorum sana da. İyi ben ki geldin. Ediyorum. Ustamız pideler de bitti değil mi ustam? Evet, onlarla son gösterip veda etmiş pidelerimiz olalım. Pidelerimiz bitmiş hali. Evet, pide ustamız Tolga Kuru'ya da çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, size dönüyorum. Saat 9.30'da yarın görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.